Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha karşınızdayım. Bugün tanıtacağım ürün JBL markasının muadil ürünü olan bir ürün arkadaşlar. Hoparlör orijinal bir ürün değildir. Extreme diye geçmektedir arkadaşlar. Bu ürünün testini yapacağım. Merak eden arkadaşlar vardı. Bu ürünün de videosunu çeker misin, inceler misin diye. Tabii bu incelemede bu ürünü kırıp dökmeyeceğiz arkadaşlar. Ses kalitesine bakacağız. Ölçülerini bu videoda sizlere vereceğim merak eden arkadaşlar için. Kutu açılımına geçmeden önce üründen bahsedelim. Şurada göstereceğim bir tane daha ekstrem hoparlörümüz var. İkisini de yan yana getireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ürün farklı, bu ürün farklı. Çalışma prensipleri aynı. Sadece boyut farklılıkları var ve ses güçleri farklı. Bu iki farkı altını çizelim tekrardan. Boyutlar farklı ve ses güçleri farklı arkadaşlar. Şunda 20 watt ses gücü var. Tabi bunu test etmedik. Bunda da 40 watt ses diyor ama tabii ki 40 watt olmayabilir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Şimdi bu ikisinin karşılaştırmasını yapmayacağım. Bunun 3 tane videosu var. Kendim çektim. Onları da inceleyip onları da izleyebilirsiniz. Onların linklerini de buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan inceleyebilirsiniz. Bu ürünün testini yapacağız. Ses kalitesine bakacağız. Nasıl olduğunu inceleyeceğiz arkadaşlar. 4 farklı rengi bulunmaktadır. Kamuflajı kırmızısı, mavisi ve siyah rengi, bir siyahını inceleyeceğiz. Ürün bu şekildedir. 10.000 miliamperlik bir bataryaya sahipmiş arkadaşlar ve 15 saatin üzerinde size çalışma süresi sunmaktadır. Tabii bu son seste değil arkadaşlar. Son sesten biraz daha düşük ses seviyesinde size 15 saate kadar çalışma sunacaktır arkadaşlar. Kampta, piknikte, dışarıda, arkadaşlarınızla gezerken, eğlenirken bu ürünü satın alabilirsiniz. Taşınabilir efsane Bluetooth hoparlör. Şimdi kutu açılımına geçiyorum arkadaşlar. Bakalım ürünümüz nasılmış. Bunu inceleyelim. Ölçülerini de vereceğim. Kutu açılımını yaptığım zaman ürünün içerisinden 2 adet kablo çıktı. Bir tanesi AUX kablosu, çift taraflı jack arkadaşlar, AUX kablosu. Diğeri ise micro USB girişli şarj kablosu. İkisi de tahminen 60 cm uzunluğunda arkadaşlar. İki kablomuz var. Birisi şarj kablosu. Ürün içerisinden bir adet de şöyle kaliteli bir metal bir askı çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu askılığı da bir kenara bırakalım. Evet, ürün içerisinden bir tane de kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzu İngilizce, bir tarafı ise Çince. Hem teknik bilgiler yazıyor hem de nasıl kullanacağız. Bakın şurada görselde de göstereyim. İki tane aynı hoparlörü eşleşme yaparak da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilgiler yazıyor. Ben bunları size kısaca özet geçip anlatacağım arkadaşlar. Yine de burada teknik bilgiler var. Bakıyorum İngilizce kısmında birçok dil var burada da. Biz İngilizce kısmına bakalım arkadaşlar. Hoparlör çapları var. Twitter'ları söylemiş. Woofer'lar 63 mm'ymiş arkadaşlar. Woofer'lardan kastım buradakiler. Twitter'lar ise 35 mm'ymiş. 2x20 watt diyor. Toplam 40 watt ama gerçek 40 watt vermeyebilir. Şimdi biz bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte öğrenmiş olacağız. Şöyle telefonumuz çalıyordu. Onu bir kenara koyalım. Evet, ürünümüz orijinal JBL değil arkadaşlar. Bunu belirtelim. Şu cihazın orijinali 3000 lira civarında. Bunu inceleyebilirsiniz sitelerden ya da araştırabilirsiniz. Bu ürünün fiyatı ise yalnızca 175-200 lira bandında diye satılıyor diye biliyorum arkadaşlar. Ben tabii ki satın alma sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Diğer kullanıcıların da yorumlarını inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu ön tarafında logosu var. Yan taraflarında da logolar var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şurada fermuar var arkadaşlar. Buradan açılıyor da aynı zamanda. Diyelim ki fermuardan kullanması zor oluyor diyorsanız, bakın buradan açarak da hem USB flash belleği buradan takabilirsiniz. Hafıza kart giriş yeri var, AUX giriş yeri var ve şarj giriş yeri var arkadaşlar. Şimdi onun dışında şuradan ürünümüzü de açacağım. Bakın şuradan ürünü de açabiliyoruz arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. Şuradan da açılıyor mu?
Yok, diğer taraftan vidayla açılması gerekiyor. Tekrar yerlerine oturtalım. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi testini yapalım. Evet, şu anda ürünü açtık arkadaşlar. Flash bellek takıp test edeceğiz. Şu an son sesti arkadaşlar. Evet. Gezelim bakalım farklı şarkılara. Çatlayanlar. Bas müzik bulursam şu tarafa aşağı doğru gidelim. Radyo moduna bakalım. Radyo çalarken anten görevi görsün diye şarj kablosunu takacağız arkadaşlar. Tamam. Play pause düğmesine 2 saniye basılı tuttuğumuzda radyo kanallarını tarıyor arkadaşlar. Güzel çeken kanallarını hafızasına alıyor. Daha sonra biz de buradan ileri geri düğmeleri kontrol edebileceğiz arkadaşlar. Bakın böyle. Düşünlerin asılsız olduğunu duyurdu.
Bu arada başsavcılık ismi şüphelilerin arasında bulunan ancak milletvekili olduğu için dokunulmazlığı olan isimler hakkında da yakın zamanda harekete geçmeye hazırlanıyor. Çalma. Daha çok çaba. Kendi karakteriyle kendini karantinaya aldıracak bak. Karanfil teste gider. Karanfil teste gider. Evet. Radyosu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada şunu test edeceğiz. Powerbank özelliği var mı? USB girişini bu flash bellek taktığım yere takıyorum. Ve bakalım telefonumuza taktığımızda powerbank görevi görüyor mu? Buna bakacağız arkadaşlar. Şarj alıyor mu şu anda değil mi? Evet. Şöyle yakınlaştır abi ekrana. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şarj ediyor aynı zamanda ve powerbank özelliği de var arkadaşlar. Yani bu hoparlörle cihazlarınızı da şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. USB kablosunu bu kabloyla takıp şöyle micro USB girişli cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. iPhone'da denemedim. iPhone'da da çalışacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi burayı hem bu şekilde kullanabilirsiniz. Buradan ya da şu şekilde açarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şuradan gerdirdim ama şurayı şu şekilde açarak da kullanabilirsiniz. Ses gücü gayet yeterli. 40 watt diyor ama teknik bilgilerinde 40 watt değil arkadaşlar. Maksimum vereceği ses gücü 20 watt'tır. Tavsiye ederim. Fiyat performans ürünüdür. Ölçülerini de verelim aynı zamanda. Ürünün uzunluğu 28 santimetre uzunluğu var. Çapı ise arkadaşlar 11 santimetrede çapı var. Güzel bir ürün, tavsiye edebileceğim bir ürün arkadaşlar. Hoparlör önerisi isteyen arkadaşlar, fiyat performans ürünüdür, güzel üründür, kullanabilirsiniz. 1 yıl garantilidir. 4 farklı rengi vardır. Şurada gördüğünüz gibi taşıma askılık yerleri var. Kutu içerisinden çıkanlardan bir tanesi de şu metal uçlu askıydı arkadaşlar. Bunu da takıp omuzda da gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Kutu içerisinden 5 parça çıkmakta. Ürünün kendisi, kullanma kılavuzu, şarj kablosu, AUX kablosu ve taşıma ipi arkadaşlar. 5 parça ürünle birlikte kutu içerisinden çıkmaktadır. Tekrar söyleyelim, 4 farklı rengi var. Doyurucu bir sese sahip, tavsiye edebileceğim bir üründür. Aynı zamanda powerbank özelliklidir arkadaşlar. Ürünün dediğim gibi linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Link'e tıklayarak ürünü satın alabilirsiniz. Bluetooth özelliğini test edemedik ancak telefonum yanımda olmadığından Bluetooth özelliğinde kullanabilirsiniz. Hafıza kartı, flash bellek, bunlarla müzik dinleyebilirsiniz. 32 GB'a kadar hem flash bellek hem hafıza kartı desteklemektedir. FM radyosu var. Radyoda dinlemek için anteni takıyorsunuz. Anten için ise bu kabloyu taktığınızda anten görevi görecektir. Aynı zamanda AUX kablosuyla da müzik dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.